Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle köy inceleme videomuzun 7. serisini çekeceğiz. İlk köyümüzde başlayalım hemen. Evet oyuncu aramaya girelim. Buradan kodumuzu yazalım. Bu arada köyünüzün incelenmesini istiyorsanız yorumlarda köyünüzün kodunu paylaşırsanız köyünüzü incelerim arkadaşlar. İlk köyümüzün adı Rıza. Dostlar klanında klan 9. seviye e, büyük konumunda Rıza ziyaret et diyelim. Evet Rıza belediye binası 10 gayet güzel bir köyüm var. E, duvarların yüksek. Cehennem kulelerin 3. seviyede maksamışsın. XY'ların güzel. E, savunman neredeyse full. Savunmanda belki ufak tefek bir birkaç eksiğin vardır göremediğim. Onun dışında ordun şu an atıcı ordusu var. E, Usta ligi 3'tesin. Ee, Kraliçen 35. seviyede. Barbar kralını 35. seviyeye yükseltiyorsun. Rıza şimdi öncelikle e, köyünü artık 11. belediyeye basman gerekiyor. Burada daha fazla oyalanma. Çünkü e, şuradaki inşaatçım boşta. İnşaatçılarım boşta kalmasın. E, buradaki bak inşaatçım boşta. Bastığın şey altın madeni. Bunlar çok önemli değil. Az bir şey duvarın kalmış zaten. E, Hiroların da maksı zaten 40-40. Boşuna şu an duvarını yükseltmekle, hironu basmakla zaman kaybetme. Belediye binası 11'e geç. Yeni savunmaları al. E, i̇lk öncelikle yeni savunmalarını al ve laboratuvarını yükselt. Laboratuvarını yükselttikten sonra ordu kamplarını yükselt ve cehennem kulelerini yükselt. Bu şekilde ilerle, 11'e geçtikten sonra, daha sonrasında X değerlerini yükselt ee, ve bu arada e, taktik avcı uçağını da zaten e, yeni gelen savunma olarak alacaksın. Taktik avcı uçağını da ikinci seviyeye getir. Şu an burada inşaatçıların boş boş bekliyor. Maden basıyorsun işte, duvar basıyorsun, hiro basıyorsun, boşuna vakit kaybediyorsun. Günler çok önemli. Bak bu oyunda ganimet kasmak kolay. Savunma günlerini işte hero günlerini beklemek daha zor. O yüzden boşu boşuna vakit kaybetme. Bir an önce köyünü bas kardeşim. Ee, bu arada ganimet kasacaksan da e, ya ordunu bu orduyla saldırı yapacaksan yani atıcı ordusu ya da e, güçlü iksir ve kara iksir harcayacağın ordular kullanacaksan ordunu şampiyon 1'e 2'ye ya da titan 3'e getir. Buralarda saldırı yap. Eğer ki duvarımı ben hızlı yükseltmek istiyorum diyorsan Okçu Barbar kombinasyonuyla kupanı altına ya da kristale getir. Orada e yükselt e her şeyini. E bu şekilde ilerle. E çünkü hero basacaksan kare eksir gerekiyor. Şu an atıcı indirimde atıcı şu an kullanabilirsin. Mantıklı güzel bir iş yapmışsın. E ama kupanı biraz daha yükseltirsen daha güzel olur. Daha hızlı ilerlersin. Orduna bakalım Rıza. Evet atıcının ikinci seviyede. Ordun gayet güzel. Ordunda her şeyin seviyesi gayet yüksek. Eksik bir iki tane şey vardır varsa. E, o da klonlama büyüsü mesela. Çok kullanılmayan bir şey. E, da gayet güzel. Artık 11'e basmaman için hiçbir sebep yok Rıza. Dediğim gibi 11'e bas. Söylediklerimi yap. Bu şekilde ilerle. 11'e bastıktan sonra da eğer ki güçlü orduyla saldıracaksan dediğim gibi ya şampiyona, titana çık. E, çünkü hani ordu okçu barbar kombinasyonunu ben kullanmak istemiyorum diyorsan oralarda takıl. Ama okçu barbar e, kombinasyonuyla daha hızlı kasarsın köyünü bu seviyelerde. O zaman da altın ya da kristale düşürüza Söyleyeceklerim bu kadar sana da. The Order, Emre Köyü'ndeyiz. Krizentem klanında, klan 11. seviye. E, büyük konumunda kardeşim. E, klan Savaş Yıldızı 423, ziyaret et diyelim. Klan Savaş Yıldızı'nı biraz yükseltmen gerekiyor Emre. E, köyün gayet güzel. E, şu an 10. belediyeden yeni geçmiş gibi gözüküyorsun. Çünkü yeni gelen xn'i yükseltiyorsun. Ve bak burada okçu kulen bir tane düşük. Burada büyücü kulen düşük. Bunları gördüğümden dolayı daha yeni geçtiğini düşünüyorum. Şu an belediye binası 11'de duvarların gayet güzel. Şimdi ordu kamplarını yükseltiyorsun. Çok güzel yapmışsın. Ee, laboratuvarın nerede? Laboratuvarına bakalım. Laboratuvarın şu an boşta. Ee, laboratuvarını da yükseltmişsin. Ee, çok güzel. Şu an öncelikle yapman gereken bak x yayların değil taktik avcı uçağını yükselt bir. bir tane inşaatçına taktik avcı uçağını yükselt. Daha sonrasında cehennem kulelerini yükselt. Bunların ikisini maksadıktan sonra X yaylarına geçebilirsin. Bir tane inşaatçınla e, abi e, şeyini e, koruyucunu acilen 10. seviyeye getir en düşük. Çünkü koruyucu çok önemli, gerçekten çok önemli. As, bütün askerlerini doğru kullandığında hasar almamasını engelliyor ve 5. seviyede mesela 2 saniye yapıyorsa 10. seviyede mesela bunu 3 saniye yapıyor ve 1 saniye 2 saniye gerçekten çok fark ediyor. Bu yüzden koruyucunun seviyesi çok önemli. Yani mesela koruyucunu 10. seviyeye getir daha sonra barbarını 35'e yükselt. Okçu barbar x 35-35 olduğunda mesela koruyucunu 15'e yükselt. 15 yaptıktan sonra mesela kraliçene 5 seviye ver daha sonra barbarına 5 seviye ver. Bu şekilde bir tane inşaatçını sadece hero'lara ayır. Bu şekilde ilerle. Zaten bunlar bittikten sonra da işte hava savunmasıdır, büyücü kulesidir, okçudur, toptur. Bunları yükseltirsin. Onun dışında altın liginde kasılıyorsan bak şu an atıcıda indirim var. Atıcıda indirim olduğu için mesela ejder ordusu yanlış şu an. Şu an atıcıda indirim olduğu için atıcı ordusunda ordunu bas abi. Güzelce kasılmana devam et. Eğer altın ligindeysen e, bu şekilde etkinlikleri takip edip indirimde olan askerleri kullan. He asker yok mu indirimde? O zaman okçu barbar kombinasyonuyla dışarıdaki ganimet al çık. Bu şekilde hem hızlı savunmalarını yükseltirsin hem hironu yükseltirsin hem de duvarlarını yükseltebilirsin. Genellikle zaten duvar basmak için herkes kupasını düşürüyor. Bu şekilde e, bir yol izleyen de var. Yüksek kupada efsane lige çıkıp güçlü orduyla saldırmak yapmak isteyen de var. Bunlar senin tercihine kalmış. Dediğim gibi bu söylediklerimi dinlersen hızlı bir şekilde belediye binası 13'e yetişirsin oyuna. Gayet güzel ilerliyorsun. Orduna bakalım. Evet ordunda şu an e, atıcın 3. seviye. Maxlamışsın. Atıcı zaten önemli. Şu an öncelikle ilk yapman gereken elektronu 2. seviyeye çıkartmak. Elektro ejderini 2. seviyeye çıkarttığında hem klan savaşlarında sana avantaj sağlar... Hem de normal saldırı yaparken de ara sıra kullanabilirsin. Onun dışında büyü olarak buz büyünü ve zehir büyünü bas. Bu söylediğim 3 tanesini yaptıktan sonra meleğin ve melek 5'e çıkıyorsa bu seviyede tam hatırlamıyorum meleğini bas. Daha sonrasında madencini ve cadına seviye ver. Madencini yani maxlayabildiğin kadar maxla daha sonrasında cadıya seviye ver. Bu şekilde ilerle. B. Alperen köyündeyiz. Her köy incelememizde Alperen senin köyün inceliyorum. Klanında lidersin. Renkü Go klanındasın. Bakalım ne kadar ilerledin. Belediye binanı 8'i 9'a basmışsın. Şimdi öncelikle Alperen. İnşaatçı kulübene bakıyorum. 1 burada. 2 burada. Evet 2 tane inşaatçım var. İlk önce yapman gereken taşını biriktirip inşaatçı kulübesi alman. Çünkü 2 tane inşaatçıyla doğru düzgün ilerleyemezsin. Onun dışında belediye binası 9'a geçmişsin. Belediye binası 9'da ilk X yayını almışsın. İkinci X yayını da alıp bu X yaylarının ikisini de 3. seviyeye yükseltmen gerekiyor. Onun dışında ordu kamplarını basman gerekiyor. Ordu kamplarını bastıktan sonra da laboratuvarın bak burada heh, laboratuvarı basmışsın. Laboratuvar güzel. Bu şekilde ilerliyorsun. Daha sonra altın depon bak diğerlerinden düşük. Şu altın deposunu hızlı bir şekilde yükselt. Bu söylediklerimi yaptıktan sonra duvarların zaten güzel. Duvarların 8'den max geçmişsin ama duvarlarına da basabildiğin kadar yükselt. 2 tane inşaatçıyla bu şekilde hızlı bir şekilde gelişmen çok zor Alperen. O yüzden taşını güzelce biriktir. Şu yukarıdaki bak görevlerini bak buradaki. Şu aşağıdaki görevlerini tamamla. Buradan çok güzel yıldız veren görevler var. Bu görevlerini tamamlayıp e, güzelce taş biriktir ve inşaatçı kulübesi al. Çünkü bu şekilde doğru düzgün hızlı bir şekilde ilerleyemezsin ve asla oyunun hızına yetişemezsin. Onun dışında kraliçeni de 8. seviyeye getir. Barbarla kraliçen eşit olduktan sonra kraliçeye yüklenmeye devam et. Kraliçeni 20. seviyeye kadar getirdikten sonra barbar kralını da yükseltmeye devam edersin. Ondan sonra okçu, top, havan bunları da yükseltmeye devam edersin. Söyleyeceklerim bu kadar sana Alperen. Orduna bakalım. Ordu'nun zaten belediye binası 8'den yeni geçtiğin için gayet düzgün. Öfke büyün çok düşük. Öfke büyün yükselt. Askerden çok büyülerin biraz geride kalmış. Öfke büyün yükselt. Şifa büyün yükselt. Zehir büyünü ve buz büyünü yükselt. Bunları hızlı bir şekilde ilerlet. Onun dışında klan savaş yıldızında düşük. Klan savaşlarına katıl. Yıldızını yükselt. İki tane savaş hakkın var. Her klan savaşında 6-6-6-6 alsan e, hızlı bir şekilde yükseltirsin. Bu da 1000 olduğunda yine taş veriyor. İşine yarar. Söylediklerimi iyi bir şekilde dinlersen Alperen gayet hızlı bir şekilde ilerlersin. Nicat Elekberov köyündeyiz. Gelegra klanında 15. seviye bir klan. Üye pozisyonunda şu an Nicat. Köyünü ziyaret et diyelim. Belediye binası 10. Bu arada klan Savaş Yıldızı'nın 169. Bak Nijad bu geride kalmış. Bunu yükseltmen gerekiyor. Şu an köyüne baktığımda sen de belediye binası 9'dan yeni geçmiş gözüküyorsun. Çünkü cehennem kulelerini yeni bitirmişsin. Yeni iksayını almışsın ve onu yükseltiyorsun. Şimdi nicat. Şuradaki inşaatçın boşta. Buradaki inşaatçın boşta. <laughs> tamam bu iki tane inşaatçın boşta nicat. Şimdi öncelikle ee, inşaatçılarının boş kalmaması gerekiyor. Sana da söylüyorum şu an atıcı etkinliği var. Atıcı çok büyük bir indirimde. O yüzden atıcıları ejder yerine atıcı kullanıp daha hızlı bir şekilde ganimet kasabilirsin. İnşaatçıların hiçbir zaman boş kalmasın. Bak burada küçük seviye top var. Burada mesela okçu kulesi var. Bunlar çok fazla ganimet istemeyen şeyler. Bunları hızlıca diğerlerinin seviyesine getir. Daha sonrasında cehennem kulelerini yükselt. Cehennem kulesini yükselttikten sonra şu X yayını da diğerlerinin seviyesine getir ve bütün X yaylarını dördüncü seviyeye yükselt. Bunlar bittikten sonra büyücü kuleni, okçu kulesini ve topunu yükselt. Bu şekilde bir e, ilerleyiş kaydet. Bak buradaki inşaatçın da boş. 3 tane inşaatçın boş. Bu şekilde ilerlersen köyünü hiçbir zaman bize yetiştiremezsin. O yüzden birazcık dikkatli ol lütfen. Hero'ların bu arada 20-20 zaten e, 9'dan geçmiştin. Çünkü e, birazcık hirolarına da abansan iyi olur. Bir tane inşaatçını en azından hiroya sakla. Kristal ligindesin. Ejder balon saldırısı yanlış. Burada okçu barbar saldırısı ya da etkinlikte olan indirimli askerleri kullanarak saldırı yapman daha mantıklı. Bu şekilde ilerlemen gerekiyor Nicat. Ordun'a bakalım. Ordun'da eksiklerin var mı? Evet ordun seviyeleri güzel. Ama yükseltmen gereken bir buz büyün var. Ve zehir büyün var. Hız büyüsünü de yükseltebilirsin. Onun dışında orduda da e, atıcını açman gerekiyor. Şu an atıcını aç, e, madencini aç, e, elektron açılıyorsa elektronu da aç. Şu an tam hatırlamıyorum, yanlış bilgi vermeyeyim. Ama elektro açılıyorsa ilk başta elektronu ve atıcını aç. Atıcının açıldığını biliyorum. Bu ikisine önem vermen gerekiyor. Bunları aç. E, gayet güzel bir köyüm var. E dediğim gibi söylediklerimi yaparsan Nicat hızlı bir şekilde ilerlersin sen de. KS Roat köyündeyiz. Kalpsizler klanında klan 7. seviye. E şu an büyük pozisyonunda. Belediye binası 8. Ziyaret et diyelim. Evet şimdi KS Roat. Bu seviyede ejder saldırısı yapman yanlış. Altın ligindesin. Altın liginde yapman gereken okçu barbar saldırısı. Dışarıdan ganimeti alıp çıkacaksın. Savunman gayet güzel. Şurada birazcık eksik duvarların kalmış. Bu, o, bu duvarları da yavaş yavaş yükselt. Barbar kralın 9. seviye, barbar kralın 10. seviyeye yükselt. Yeni özelliği açılsın. E, bu önemli bir detay. Barbar kralın 10. seviyeye yükselt ve duvarlarını yavaştan bas. Vakit kaybetmeden 9. belediyeye basabilirsin Kaseroat. Vakit kaybetmemen lazım çünkü inşaatçıların bak burada boşta bekliyor. Savunmaların fullenmiş. iki tane topunu bas basmışsın. Daha fazla bekleme. Bir an önce 9. belediye binasına bas. 9'a geçtikten sonra da ilk önce yapman gereken laboratuvar basman. Bak buradaki laboratuvarını yükselteceksin. Laboratuvarını yükselttikten sonra ordu kamplarını yükselt. Ve daha sonrasında yeni gelen X yaylarını al. X yaylarını da aldıktan sonra diğer yeni gelen savunmaları al ve onları şimdiki seviyeye kadar getir. Okçu kraliçeni de al bu zamanda mesela. Okçu kraliçeni de yavaş yavaş basmaya devam et. Bu şekilde ilerle KS Roat. Söyleyeceklerim sana bu kadar. Ama burada daha fazla vakit kaybetme. Orduna bakıyorum. Ordunda da dediğim gibi barbarını basabilirsin. Zaten bu seviyede çok fazla askerin seviyesi yok. Öfkeni gayet güzel yükseltmişsin. Şifanı da gayet güzel yükseltmişsin. Ee, onun dışında dediğim gibi okçunu ve barbarını yükselt buralarda. Bunlarla saldırı yap. Dışarıdan ganimeti al çık. Yani şu an herkesi görüyorum. Herkes güçlü asker basmış durumda. Yani bir video çekeceğim sizler için. Dışarıdan ganimet alıp nasıl çıkılır. Nasıl hızlı köy geliştirilir. Bu şekilde bir seri yapacağım sizler için. Ee, bu şekilde söyleyeceklerim KSRO sana da. Türkiye köyündeyiz. Ejder Yalçın klanında klan 10. seviyede büyük pozisyonunda eee 9. belediye binasına sahip Türkiye. Kazanılan savaş yıldızı 214. Bu biraz düşük kalmış. Bunu biraz yükseltmen gerekiyor. Zaten genellikle şu ana kadar incelemiş olduğum çoğu köyde böyle bir problem var. Klan savaşlarına katılın abi. Gayet zevkli oluyor, eğlenceli oluyor. Hem tecrübe kazanmanız açısından da önemli. Evet, köyüne bakalım. 9. Belediye binasında e, köyünün savunması full. Kraliçen 15. seviyede, Barbar Kralın 16. seviyede. Şimdi Türkiye, sana şöyle söyleyeyim. 1, 2, 3. Başka var mı? Bir tane de burada. Bak, 4 tane inşaatçın boş. Şu an bu inşaatçıların boş kalması saçma. Bu bir. İkinci olarak basmış olduğun ordu Ejder Ordusu. Bu da yanlış. Şu an etkinlikte Atıcı indirimde. Abi atıcını bas, saldırını yap. Eğer ki etkinlikte indirim yoksa okçu barbarla saldırını yap ya da kupanı yükseltip e, şampiyon 1'de, titan 3'te buralarda ejder saldırısı yap. Ama bu kupa için bu ordu yanlış. Çünkü sen burada mesela ejder basıyorsun yanına bir sürü öfke büyüsü basıyorsun. Senin iksir giderin neredeyse 400 bine yakın. Sen bu 400 bin iksir harcadığında saldırı yaptığında hadi Atıyorum 400 bin altın aldın 400 bin iksir aldın. İksirin hepsi boşa gidiyor abi. Sadece altın ve kara iksir almış oluyorsun. Ama okçu barbar bar basıp ya da şu an indirimde olan atıcı basıp düşük seviyede saldırı yaparsan hem altın kazanırsın hem iksir kazanırsın hem kara iksir kazanırsın. Onun dışında ejder saldırısı yapmak istiyorsan titan 3'e gelirsin. 400 bin altın aldın, 400 bin iksir aldın mesela, 3.000 bin kare iksir aldın. Bunun yanına bonus olarak 250 bin altın, 250 bin iksir veriyor. Atıyorum bir de 2.000 bin kare iksir veriyor. Yani senin e, Titan 3'te aldığın bonus senin basmış olduğun iksiri zaten karşılıyor. Bu yüzden arkadaşlar bakın güçlü ordu saldırısı yapıyorsanız kupanız yüksek olması lazım. Aldığınız bonusun ve ganimetin sizin ordunuzu çıkarıp üstüne takviye yapması lazım. Şu an sen bu şekilde orduyla saldırı yaparsan mesela duvar basamazsın. Ayrıca köyün maksimum. Köyünü artık bekleme. 10. belediye binasına geç abi. Hiron düşük kalmış eyvallah. Duvarların biraz geride kalmış. Çok geride değil. Ama bak 4 tane inşaat için boşta bekliyor. Hiç gerek yok. Bas 10. belediye binasına. Hemen bas abi laboratuvarını yükselt. Yeni askerlerin yani askerin seviyesini aç mesela. Atıcı. Atıcıyı hemen yükselt ya da işte başka askerini yükselt, ordu kamplarını yükselt, 10. belediye binasına geçtiğinde ilk yapman gereken laboratuvarı yükseltmek, ordu kampını yükseltmek, gelen cehennem kulesini almak ve x yayını almak ve bunların seviyesini yükseltmek. Bunları yaptıktan sonra diğer okçu kulesidir, toptur bunları alırsın, bunların seviyesini de diğerlerinin seviyesine getirirsin. Bir tane iş, işçi inşaatçını da hiro basmaya ayırırsın. Bir barbar kralı basarsın bir kraliçe. İstiyorsan birine 5 seviye verirsin sonra birine 5 seviye verirsin. Bu şekilde ilerle. En önemli bak söylediklerimi iyice dinle. Tekrarlıyorum. Belediye binasına ona geç. Söylediklerimi dinle. Bu şekilde yaparsan hızlı bir şekilde ilerlemiş olursun Türkiye. 4 tane inşaatçın boşta bak. Boşu boşuna vakit kaybediyorsun. Sorsam ne yapıyorsun diye duvar basıyorum diyeceksin. Hero basıyorsun. Ama iki tanesiyle bas. Bak vakit kaybediyorsun. Bu oyundaki en önemli şey zaman. Hızlı bir şekilde Yüksel tabi köyünü gel yanımıza sen de. Orduna bakalım. Ordun gayet güzel. Ordunda seviye vermen gereken e, buz büyüsü var, tazı var, cadı var. Bunlara biraz seviye ver. Öfken güzel, şifan da güzel. Bunlara seviye veriliyorsa bunlara da seviye ver. Öfkeye verilmiyor diye biliyorum. Şifaya belki veriliyordur. Daha sonrasında e, madencini aç. 10. Belediye binasına geçtiğinde atıcını aç. Elektro açılıyorsa elektronu da aç. Bu şekilde ilerle. Söyleyeceklerim bu kadar Türkiye. Söylediklerimi dinlersen gayet hızlı bir şekilde ilerlersin kardeşim. Son köyümüz olan VL Mehmet Köyü'ndeyiz. Klanı yok Mehmet'in. Ee, kazanılan Savaş Yıldızı 645 Belediye binası 12'de. Birazcık bu sayıyı arttırabilirsin Mehmet. Ziyaret et diyelim. Evet belediye binası 12'ye göre duvarların çok güzel. Cehennem kulelerini maksamışsın. Taktik avcı uçağın güzel. Şu an öncelikle yapman gereken X yaylarını yükseltmek. Bir yandan da koruyucuna abanmak. Bak bu önemli. Koruyucun 11. seviyede maksimumu 40. Koruyucunu en az 25'e kadar aralıksız yükselt. Hiç kaldırmadan. Kristal ligindesin. E, goblin saldırısı yapıyorsun. Duvar basmak için büyük ihtimal indin. Ama bence e, buralarda hızlı bir şekilde ilerleyebilirsin. Ama bir yandan da kupanı yükseltip e, daha güçlü bir orduyla saldırabilirsin. Mesela ben senin yerinde olsam e, Titan 3'e kadar çıkarım. Titan 3-2 arası. Oralarda takılırım. Ordumu da full kara ekseri ordusu yaparım. Atıyorum e, buz golem atıcı ordusu yaparım mesela ee, yarasa kombinasyonu koyarım ee, öfke büyüsüne de. Öfke büyüsüyle birlikte buz, yarasa kombinasyonu yaparım abi. Bu şekilde fazla kara iksir harcarsın ama kazandığın iksir mükemmel olur. Mesela e, 400 bin iksir kazanıyorsan 300 de bonus gelir 800-800 iksir kazanırsın. Bu şekilde koruyucunu hızlı bir şekilde 25'e kadar getirirsin. Şu an bak kraliçenin seviyesi de iyi, barbarın seviyesi de iyi. Geride olan sadece koruyucu. O yüzden abi bence yükselt, e, bas hızlı bir şekilde koruyucunu yükselt. Bir yandan da zaten e, çok iyi bir şekilde altın kazanacaksın. Onunla da öncelikle X'lerinin hepsini yükselt. yaylarını yükselttikten sonra büyücü kulelerine geç. Büyücü kuleleri bittikten sonra okçulara geç. Okçu bittikten sonra topa geç. Sonra havana geç. Bu şekilde ilerle yaklaşık bir buçuk ay içinde hem koruyucunu... 20 25 arası yaparsın. Hem de savunmanın çoğunu fullersin. Bir buçuk 2 ay sonra da istersen belediye binası 13'e geçersin. İstemezsen de 12'de biraz daha devam edersin. Biraz daha fullersin sonra geçersin. E bu şekilde dediğim gibi ilerlersen ama senin çok büyük avantajına olur. Orduna da bakıyorum Mehmet. Evet ordun gayet güzel. Şu an yükseltmen gereken zehir büyün var. Zehir büyüsünü yükselt. Onun dışında buz golemini yükselt, e, elektron max zaten, balonun max, e, belediye binası 12'ye göre. Dediğim gibi zehiri yükselt abi, e, buz golemi yükselt, bak özellikle söylüyorum e, genellikle kara iksir gereken şeyleri söylüyorum. Bunları bas e, çünkü zaten harcadın kara iksir seni her türlü yine öne çıkartacak 1 iki tık. Oradan artanlarla da araştırmada bunları basarsın. Bu şekilde ilerlersen çok hızlı bir şekilde ilerlemiş olursun Mehmet. Gayet güzel, başarılı bir köyün var. Bunu daha da hızlandırıp belediye binası 13'e geçip daha çok oyundan zevk alırsın sen de. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. E, şu an 396 abonemiz var. Bu aboneyi e, 1000 aboneye çıkartmamız gerekiyor. 1000 abone olduğumuzda altın bilet çekilişi yapmayı düşünüyorum. E, tanıdıklarınıza eşinize dostunuza söylerseniz sevinirim. Kanala abone olup beğensinler. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. E, tekrar söylüyorum. E, köyünüzün incelenmesini istiyorsanız yorumlarda köyünüzün kodunu paylaşmanız yeterli arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diliyorum. Görüşmek üzere.